kent lokantaları hem ucuza geliyor hem de bu emekliye hitap ediyor hem öğrenciye hitap ediyor. O yüzden yani iyi. Maliye Bakanı'ndan hiç boş ver. Anlattıkları hikaye, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Emeklinin durumunu düşünsün, ona göre konuşsun. Yani burada sen kameracısın, ben de vatandaşım. Emekliye verdiği zamı ona göre değerlendirsinler. Ya başka bir şey demeyeceğim ya. Yani. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Ne olacak ki? 2000 lira zam, 2500 lira zam verdi. 2000 lira zam verdi. Ne olacak ki? Emekli olsan ne olacak? 14 bin lira maaş alıyor. Yani ona göre düşün yani. 25 seneden beri emekliyim. Aldığım para 14 bin lira. Düşmeyecek abi. Düşmeyecek. Enflasyon da düşmeyecek. Tekhaneye de düşmeyecek. Onu bekleriz daha. Çok bekleriz. Yani bizim çocukları, torunlarımız görsün yeter. Başka bir şey demiyorum ya. Yani. Valla kent lokantaları bizim için çok iyi oldu. Bekarlar için çok iyi oldu. Evde yemek yapmıyoruz. Gelip burada rahat rahat yemeğimizi yiyoruz yani. Fiyatlar 4 çeşit yiyorsun 40 lira. Yani dışarıda yesen bir yemek 80-90-100 lira. Onun için bizim işimize geliyor. Peki Hazine Maliye Bakanı 2027 yılında enflasyonun tek haneliğe düşeceğini, vatandaştan sabırlı olmalarını diledi. Siz neler söylüyorsunuz? Düşünüyorsun derken çok iyi olur ama tahmin etmiyorum yani şu durumda. Olur mu olmaz mı bilmiyorum yani. Ben ne memleketime gidemedim ya. 15 günde bir memleketime gidiyordum. 3 defa gittim, o da mahkeme nedeniyle AK Parti geldikten sonra. Düşün yani memleketin durumunu. Ben çalışansam çalıştığım halde. Çok kötüydü. Herkes için şey kötü. Millet kaçıyor, Türkiye'den kaçıyor. Benim imkanım olsa ben de gideceğim ama gidemiyorum. Peki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2027 yılında enflasyonun tek haneye düşeceğini, vatandaştan sabırlı olmalarını... Masal anlatıyor, masal. Bana anlatma masalı Mehmet Bey. Bana anlatma masalı. Masal anlatıyor, masal. Geçti ol oğlum pazara. Masal dinlemeye kimsenin şeyi yok. Mehmet Bey'e. Masal anlatma. Kimi kandırıyorlar ya? Göz var, şey var. Kandırıyorlar, milleti kandırıyorlar. Oyun oynuyorlar. Kesinlikle ilk kez geliyorum. Taşla'dan geliyorum. Lokasyon olarak burada hastamız var. Öğrencilerin de olduğu bir yer. Eğer zekatla, fitreyle hayır hasenat oluyorsa bazıları bilsinler. Cennete böyle gidiliyor. Bunu sadece maddi yönüne bakmamak lazım. Anlayış. Ben maddi olarak, insanlar maddi olarak bakıyor ama bunun bir de maneviyatı var. Sindirilerin sihirli çubuğu vardı. Vururlarsa, böyle bir sihir büyü varsa belki bu şekilde olmaz. Kent lokantaları nasıl buluyorsunuz? Çok güzel, uygun. Yani işte emeklilere, şu anda zor durumda olanlara bir hizmet. Bence öyle yani. Şimdi maddi sıkıntılar olmasa bu kuyrukta bizim ne işimiz var? Yani dışarıda ucuz olsa veya uygun fiyatlar olsa, aldığım para güzel olsa bu kuyruğa girmeye gerek yok. Ama ne yapalım, bize bunu şey gördüler diyelim, ne deniyor ona? Bize bunu layık gördüler veyahut da işte neyse. Daha fazla söylemeyeyim de. Hiç hapse girmedim bari. Bundan sonra da girmeyelim. Çünkü en ufak bir şeydi hemen tak diye içeri atıyorlar. Vallahi kardeşim ben inanamıyorum onlara hiç. Yani benim kesinlikle onların söylediklerine şu kadarcık bile güvenim yok. Anlayabildin mi? Çünkü bizim enerji kaynaklarımız yok. Doğalgazımız yok. Petrolümüz yok. Ya yani öyle olunca bütün paranın büyük bir kısmı oraya gidiyor zaten. Şimdi bir de başka türlü vırla zıvırla oluyor biliyorsun. Söyleyeyim mi? Gerek yok, boş ver. Dolayısıyla yani bize rahat yok millet olarak. Ama bizde kabahat. Yani ben onu her zaman söylüyorum. Bunu yaratan, oluşturan gene bizleriz. Oy verenler bizleriz. Anlayabildin mi? İşte böyle olunca böyle oluyor. Kurunun yanında yaş da yanıyor. Dolayısıyla Türkiye şartları gerçekten zor. Kolay değil. Önce kendini düzelsin de ondan sonra. Kendini düzelsin. Memleketi düzeltecekmiş. Neyi düzeltiyor? Milletin kemiklerinde şey ilik kalmadı. Sömüre sömüre.
daha neyini düzeltecekler? Hiçbir şeye güven vermiyorlar, hiçbir şeye. İnanma yani. Peki enflasyon tekhaneye düşer mi? Yok, daha beter olacak. Ben esnafım, bak burada duruyorum. Esnafım ben. Yanımda 15 kişi çalıştırıyordum. Bak, kent lokantalarına yemek yiyoruz. O hale düştük. Kent lokantaları şu anda halkın açlık sorununu gideriyor. Kent lokantaları olmasa 40 liraya çoğu kimse 4 çeşit kap yemek yiyemezdi, aç kalırdı. Aslında kent lokantalarıyla belediye devletin yani hükümetin üstündeki yükü de alıyor. Ama hükümet buna karşı çıkıyor. Aslında hükümetin yapması lazım bunları. Halkın bu sorununa hükümetin çare bulması lazım. Belediye buluyor. Ama hükümet buna karşı çıkıyor. Ben de demişti, bir sürü şey dedi ama hiçbir dediği çıkmadı. Konuş yani, konuşmak için konuşuyorlar. Halkın gazını almak için konuşuyorlar, öyle diyeyim. Yani yapacakları hiçbir şey yok. Öyle. Hiç zannetmiyorum. Önce sokağa inip bakmaları lazım. Ben emekli memurum, dışarıda gözlüyorum maalesef. O biraz zor. Her şey zaten paraya dayanıyor. Para varsa enflasyonda düşer az çok, az çok. Düşmez ama düşer bir nebze. Sürekli gelmiyorum. Ben burada hastanede hastam var, o yüzden geliyorum. Ama böyle yerler için çok önemli. Okulların olduğu yerlerde, üniversitelerin olduğu yerlerde, öğrencilerin bu işten faydalanması için çok güzel bir şey. 40 liraya bir simit, iki simit alamıyorsun. 40 liraya karnını doyuruyorsun. Bu zamana kadar niye düzeltmemişler? Ben mi yıktım bu memleketi? Yıkan ben miyim? Yıkan onlar. Yine aynen sözde gidip geliyorlar sürekli. Ağızlarından çıkan söz başka söz yok. Bir daha bana, bir daha bana, bir daha bana. Hep sana verildi 22 senedir. Söyleyeceğim söz bu kadar.